Arkadaşlar merhabalar, sonunda o gün geldi, çattı. Dengelemeler salı günü itibariyle geldi. Ben de şifacı kullanan biri olarak tabii ki çok sevindim. Şifacı da arkadaşlar bilmeyenler için indiği anda o indiği alanı, o daireyi iyileştirecek. Bilmeyenler için de 14 seviyede 201, pardon 11 seviyede 201, 14 seviyede ise 266 iyileştirecek. Yani arkadaşlar yaklaşık olarak bir çarpma hasarı kadar indiği anda o yuvarlaktaki kartlarını, birlik kartlarını, kendinden olanları iyileştirecek. Gerçekten çok sevindim. Bununla birlikte yine bilmeyenler için iskelet ejderlere de bir buff geldi. Bakın arkadaşlar daha ayrık bir şekilde hepsini tecrübe edeceğiz. Bununla birlikte gece cadısına da öldüğü anda bir yarasa daha çıkacak. Hemen arkadaşlar şimdi maçlarda deneyelim şifacıyı. Evet, bir ses düzeltmesi yaptım, kusura bakmayın. İlk rakibimizi bulduk. B7W6. Evet, kod adı gibi aynı. Evet, şifacıya baktığınız zaman arkadaşlar böyle bir daire içinde olduğunu görüyorsunuz. Daire yaklaşık 2,5 kare miydi, 3,5 kare miydi? Öyle bir alana sahip. Yani fena değil. Öyle hani aman aman büyük bir buff da değil. Yani iyileştirme buff'u falan değil. O zaman çok çok güçlü olurdu. Veya işte canını falan da arttırmamışlar. Yani sadece ilk anında bir iyileştirme gelmiş. Yani %1, %2 kullanılan bir kart için. Hem de iksir golemciler de çok sevilmiyor. İkisini memnun edecek derecede ben dengeli bir buff getirdiklerini düşünüyorum. Bununla birlikte desteğimizde Anka kuşu var. Bunu da arkadaşlar deneyeceğim. Yani eğer ki Anka kuşu, yani bir böyle bir maç izledim. Videoya girmeden önce oynamadım ama maç izledim. Böyle bir baktığınız zaman böyle gözle görülür derecede bir düşüklük var. Bakın yani şu an ben Anka'yı da oynayan biri olarak o düşüklüğü net bir şekilde fark edebiliyorum. Yani Anka kuşu eğer ki duruma göre deneyeceğim. Eğer ki iş yapmazsa, bakın şu an mesela atabiliriz. Bakın gördünüz mü, orada iki tane iyileştirmiş gibi oldu. Ve şu an inanılmaz derecede avantajlıyız. Bir de öfkeli bir şekilde vuran şifacı. Zaten öfkeli şifacı inanılmaz bir şey. Yani o kadar hızlı iyileştiriyor ki efsane oluyor gerçekten. Yaklaşık olarak bunu deneyeceğiz. Sonrasında gece cadısını da iskelet ejderini de deneyeceğiz. Evet, şifacıyla gördüğünüz üzere çok rahat bir üçtaş. Tabii ki bu hani yeni özelliği şifa büyüsü olarak da kullanılabilir. Mesela benim aklımda şu var. Hani ilk söyleyeyim. Bence şifacı 3 silahşör destelerinde denenebilir. Neden diyeceksiniz? Hani mesela alev topu yer, sonrasında şifacıya atar falan. Belki olabilir. Zehir yer, sonra şifacı ile iyileştirmeye çalışır falan. Bu tür şeyleri belki 3 silahşör oyuncuları deneyebilir. Ben de yani bunu düşünüyorum, olabilir mi diye. Bakacağız. Tabii ki oyuncular da ona karşı önlemlerini alabilir tabii ama yani denenir arkadaşlar. Daha bir ay var, her şey olabilir. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Doahkin geldi. Evet, çok hızlı bir başlangıç yaptı. Hemen şöyle Anka'ya atalım. Yani Anka'ya keşke düzgün bir nerf gelseydi. Yavru ejderi gönül rahatlığıyla kullanabilseydim. Zaten bizim destemizdeki normal kart yavru ejderdir arkadaşlar. Her zaman derim Anka kuşunun nerflerini ne kadar kullanıyorum ben. Ki nerflendi ama yani hala güçlü de diyebiliriz aslında. Golem deneyelim. Ya aslında amacım benim şifacıyı denemek daha çok. Bir de böyle şifacı öyle bir koymuşlar ki sanki iniş anında bir alan hasarı da veriyor gibi. Evet, şimdi elinde tazı var. Tanklayabilir. Bu arada hemen bakın şöyle hemen o az canlı bile olsa oradaki elektro ejderinin o az canını yenilemiş olduk. Tabi bunlar avantaj. Özellikle mesela rakip alev topu atar size iki tane hava kartınıza. Hemen orada hızlıca şifacıyı atarsınız. Ve o 200 can size maçı kazandırır. O ölmemesi bile. Yani şifacı kesinlikle bu özelliği ne fazla ne de küçümsenecek kadar az. Yani öyle bir dengeleme olmuş bence. Hemen şöyle ortadan iskelet ordusunu ayıralım. Evet, ikinci maçımız da çok hızlı oluyor. Ben genelde zaten hani şampiyon ligine kadar üçlüye üçlüye gidiyorum arkadaşlar. Ve çok hızlı çıkıyorum. Hani gördüğünüz üzere
Hani normalde maçlar 3 dakika desek 6 dakikada biter. Ben hani birkaç dakikada bir maç desek 3-5 dakikada en fazla 2 maçı net bitirmiş oluyorum. Uzatmaya bile gidebiliyor onların maçları. Bu arada yeni bir emojimiz var. Evet, bu emojiyi de bir deneyelim isterseniz. Şöyle bakalım nasılmış. Evet, fena değil. Hatta şöyle birisinin yerini alalım. Evet, şimdi yani maçlar çok hızlı oldu. Biz bir maç daha girelim. Ondan sonra da gece cadısıyla iskelet ejderi de tecrübe edeceğiz. Evet, Ferousek geldi. Pekka ve Tomruk. Tower Rulers. Vay be diyor. Hemen şöyle ana kulemizi açalım. Bu arada arkadaşlar yani haydutla ana kule açarken bazı arkadaşlar bir tane daha fazla vurdurarak açıyor aslında. Yani böyle tam haydut kuleye kilitleneceği anda kasırgayı atarsanız konuşamadım. Sadece arkadaşlar ilk olarak kilitlenme hasarını alıyorsunuz. Sonrasında ana kuleye çekebiliyorsunuz. Eğer ki öbür türlü yaparsanız haydut kuleye kilitleniyor. Bir tane daha vuruyor ve sonrasında ana kuleye çekebiliyorsunuz. Ya yani bir tane daha az hasar alın. Bu yüzden benim biraz önce yaptığım gibi tam kilitlendiği anda çekerseniz sadece zıplama hasarını, şarj hasarını alırsınız. Tamam, onu bırakalım. Sen yine vur kulemize, hiç problem değil. Ben golemi atıyorum. Evet, o zaman sana bir hahku atalım biz de. Çok emoji atmayı seven biri. Ben de atayım bari. Ahu. Ahu. Evet, zaten benim başlarımı izleyen arkadaşlar da çok atıyorlar. Yani ben çok seviyorum bu emoji zaten, biliyorsunuzdur. Benim için çok değerli bir emoji. Hani Clash Royale'deki ilk videomla ilk Ekim ayından beri, yani daha çok o 2020'deki videoyu saymıyorum. Videolarımı hep izlerseniz hahu emojim her zaman arkadaşlar aşağıda baştan ikinci sırada durur. Hiç buradaki yere de şaşmaz. O kadar seviyorum yani. Kanalımda zaten hahu emojisini bu yüzden koydum. Her neyse, şu an rakibimiz ciddi ciddi geliyor bu arada. Şöyle hemen yaptım. Fena değil bizim için durum. İki kat iksiri bekliyorum. Tabi hafiften belki odaklanamamış da olabilirim ama dikkatli oynarsak alabiliriz. Şimdi ilk başta toplayıcımızı dikelim diyecektim. Kesinlikle orayı vermememiz lazım ama. Evet, çok kötü oldu bu. Yani bu maçı bildiğiniz batırdık. Yani çok odaklanarak oynamadım sanırım. Şöyle buradan bir golem deneyelim. Toplayıcımız var yani 30 saniyede gider mi bilmiyorum. 30 saniyede götürebiliriz sanki, yani kuleye vuruşuyla olur mu bilmiyorum ama kuleye götürebiliriz sanki. Şöyle oduncuyu da atalım. Şifacının, ya mesela şu an şifacının özelliği çok iş yapardı. Bu arada rakip Tomruk attı. Bu bizim için iskelet ordusu demek olabilir. Bu bizim için iskelet ordusu demek olabilir. Yani elektro atarsa sıkıntı tabii ama çok güzel ve aldık. Güzel. Çok iyi. Yani golemde süre çok önemli. Çünkü bazen böyle süreye oynayabiliyor oyuncular. Hemen buradan şöyle iskelet ordusunu da bırakalım. Şifacımız güzel vuruyor. Bakın buradan mesela elektro ejderi iyileştiremedik. O yuvarlığa yetmedi biraz önce fark ettiyseniz. Bu arada soldan iskelet ordusu çaktırmadan kuleye almış. İyi oyundu diyelim. Ortadan iskelet ordusu zaten bir efsanedir. Genel olarak bu özelliğin ben fena olmadığını düşünüyorum. Yani böyle aman aman güçlü yapacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani şifacı işte aşırı güçlü olduğu, kesinlikle bundan sonra metadan düşmez gibisinden olacağını düşünmüyorum. Buradan şöyle sandığı da açalım. Evet, genel olarak hep paraya döndürdük zaten. Bu da güzel. Yani genel olarak yani arkadaşlar fena olduğunu düşünmüyorum. Zaten kupalarda da oynuyoruz. Daha iyi bir şekilde tecrübe edeceğiz. Burada tabii neredeydi o deste bir bakalım. Özür dilerim. Evet, burada arkadaşlar ikinci olarak da bu golem destesiyle de gece cadısını da bir deneyelim. Burada bu arada pardon, yanlışlıkla kasırga var. Onun yerine bombacıyı alalım. Bu birazcık garip olmuş. Kasırgayı çıkarmayı unutmuşuz. 4.1 ortalamalı bir deste ve bu destede de gece cadısı
Popüler bir gol hamlesidir. Geri cadısına bir yarasalık ölme buff'ı geldi. Bakalım geri cadısı nasılmış. Evet. Aus Bilderkis. Evet, yine vay be dediler. Yani o kadar büyütmeyin. Hepimiz insanız ya. O şans diyelim. Evet. Şimdi şöyle bir bombacı atarak başlayalım. Yani bu kupa silme emojisini de beni kim atıyor bilmiyorum ama sinirlendirmek için mi atıyorlar bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar yani 30'a 2 gelip süreden dolayı kaybettim biliyor musunuz? Bir galibiyet daha alsam kupa silme emojisini alıyordum. Yani 30'a 2 gelip süre bitmeden maçı kaybetmek de ayrı bir saçmalık. Onu da yaşadık yani. Yani 3 defa böyle bir galibiyetle kupa silme emojisini kaçırdım. Yani kim atıyor bilmiyorum ama umarım yani böyle kötü niyetle veya sinirlendirmek için değildir. Evet, öldükten sonra şimdi bir yarası çıkacaktır biraz sonra. Bakalım ne işe yarayacak. Evet, gördüğünüz üzere hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı yani. Yok atalım. Özellikle bir de rakipte zehir var. Zehir bizim için problemli. Evet. Şöyle hemen oduncu bombacı yapalım. Yani arkadaşlar zaten bu metada özellikle gece cadısının ben hiç iş yapmamasının asıl sebebini de biraz şuna da bağlıyorum. Yani zehir inanılmaz kullanılıyor. Ki zaten Supercell zehrini öfleyecekti sonra geri kaldırdı. Yani zehir hala kullanılmaya devam edecektir. Zehrin kullanıldığı bir yerde de gece cadısı iş yapmaz. Şu gece cadısının en büyük hantisi zehirdir arkadaşlar. Bu net bir şekilde belli. En büyük hantisi zehirdir. Yani yarasaları da çıkaramazsınız. Gece cadısının canını da bayağı bir alır. Yani hiçbir iş yapmaz. Bundan dolayı bayağı bir sıkıntı. Yani iki tane yarasa çıksa belki zehir işte bittikten sonra büyüsünü de harcamıştır. İş yapar ama bir yarasa nedir yani? O kadar saçma ki. Hani burada Supercell birazcık sanki şey yapmış gibi. Hani topluluğa uymuş gibi. Hani tabii topluluğa da uyabilir ama işte gece yarısından sonra golem artar. Golemi sevmiyoruz. Buff gelmesin. Yani ona bakılırsa birçok oyuncu hızlı desteleri de sevmiyor. O zaman ona da buff gelmesin yani mantıken. Birçok oyuncu işte güçlü madenci kontrol destelerini de sevmiyor. O zaman güçlü madenciyi de oyundan silelim. Hani böyle bir mantığa denk geliyor. Ya ben bir tane daha yarasa gelmesini beklerim ki gece yarısı kullanmam muhtemelen ama yine de gelmesini isterdim şahsen. Evet, burada 13'e 20 olmuş. Yani fena değil açıkçası. Bu arada yukarıdan gene bir bildirim geldi. Yani neyden geliyor artık bilmiyorum. Yani birçok kanalı da takip ediyorum etmiyorum haberim yok. Çoğunu da izlemiyorum ama yine de abone oluyorum garip bir şekilde. Her neyse. Şimdi arkadaşlar son olarak da buradan bu iskelet ejderlerini deneyeceğiz. Yani iskelet ejderlerinin ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta en iyi buff'ın da iskelet ejderlerine geldiğini düşünüyorum. Çünkü hani ayrık olmasının çok büyük avantajları var. Yani ilk olarak hani bilinmeyen de bir avantajı var bence. Yani ilk olarak şu avantajı var. Alan hasarına karşı çok etkilisiniz. Yani normalde mesela bir kart alan hasarı veriyorsa dip dibe olduğunuz için ikiniz de alan hasarını yiyebilirsiniz. Ama ikiniz uzak taraflarda olursanız o alan hasarını yememe ihtimaliniz var. Yani alan hasarlı kartlara karşı daha iyi olacaktır. Bununla birlikte canı da arttı zaten. Canının artmasından dolayı da zaten bir buff geldi. Ve gizli bir ayrıntı olarak bakın bu destede ok çarpma var değil mi? İskelet ejderler eskiden ok çarpmaya ölüyordu. Ancak yeni dengeleme ile iskelet ejderler sanırım ok çarpmaya ölmüyor. Böyle de önemli bir buff geldi. Çünkü ok çarpma birçok oyuncu tarafından kullanılan bir büyü. Üçüncüsü ise alan hasarını arttıracağını düşünüyorum ben. Nasıl olacaktır arkadaşlar? Bu ikisi de ayrık taraflarda olduğu için ve küçük de olsa alan hasarı verdiği için ayrık taraflarda alan hasarı vereceğinden dolayı vereceği alan hasarının da artacağını düşünüyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar ne anlattım be diyebilir. Haklılar ama böyle 3 tane güzel değişiklik olacak aslında iskelet ejderler için. Şöyle bir çarpma atalım. İskelet ejderleri de harcamak istemiyorum. Bir deneyelim. Bakın çok ayrık bir şekilde güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Hatta belki bazı zamanlar iskelet ejder böyle birisi sola kaçar, sağa kaçarsa
Alev topundan, zehirden bile kaçma ihtimalleri var. Yıldırımdan, roketten kaçma ihtimalleri çok büyük zaten. Hani büyülerden kaçma ihtimali de olabilir yerine göre. Evet, şimdi şöyle bir madenciye atalım da salmasaydın keşke. Hani iskelet ejderlerini de hiç kullanamadık. Bu desteği oynamak için bir maç daha girelim en iyisi. Yani iskelet ejderleri elimizde evlatlık gibi kaldı. Tabii evlatlık elimizde kalmadı. Nasıl bir tabir o? Yani biraz saçma bir tabirdi ama. Yani hiç kullanamadık yani daha doğrusu. Çarpmaya atalım ve yine de biz iyi oyundu diyelim. Muhtemelen maçı saldı yani çeviremeyeceğini düşündü. Evet, yine bir galibiyetimizi aldık. Şimdi bir maç daha girelim. Yani bu desteği bir daha denemek istiyorum. Buradan 6000 altınımızı aldık. Buradan da arkadaşlar altınlarınızı 19 Haziran'a kadar toplayın. Yani buradan olsun, yine mücadeleler gelir, oradan olsun, taç sandığından olsun. Toplayın ve altın basın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir maç daha girelim. Evet, rakibimizi bulduk. Bedro geldi. DZ Fort klanından. Madenciye atarak başlayalım. Evet, atıcı. Yalnız elimde de ne iskelet ejderler var ne de cehennem ejderi vardı. Yani havadan karşılık vermemiz de kötü oldu. Çok billi. Çok billi ok çarpmaya gidiyor. Şimdi mesela iskelet ejderleri atalım bakın. Şöyle bir atalım. Bakın çok güzel ya. Hani gerçekten çok iyi. Bakın bir tanesi orada hatta şok birliğini gördü. Bakın normal şartlarda atsaydık muhtemelen ikisi iskelet kralı görecekti. Ancak şu anda bir tanesinin orada şok birliğini görmesi bile hani iskelet ejderlerin aslında farklı farklı kartları daha çok görebileceği ve bu anlamda da avantaj sağlayabileceğini de gösteriyor. En iyi kart yani hiç şüphesiz bence iskelet ejderler oldu yani. Bu dengelemenin en çok kazananı iskelet ejderler oldu diye düşünüyorum. Bu destede bilemiyorum kasırga var mıdır? Madenci yine attık. Madencimiz de bu arada 11 seviye. Yani 5. ligdeyiz ama yine de arkadaşlar görüyorsunuz seviye sıkıntısı çekiyorum. Madencim 11 seviye. Tabii 12 yapabilirim ama hani 14 yapmadıktan sonra benim kupalarda hiçbir şey değiştirmiyor. Yani ya 14 yapacaksınız ya da oynamayacaksınız. Evet, cehennem ejderi falan güzel iş yapıyor. Hatta tamam şu an bir ok çarpma buraya mükemmel gider. Çok güzel. Ok çarpma aynı zamanda cehennem ejderine de yer açacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bakın o cehennem ejderi sonradan kuleye kilitlenirse efsane olur. Kilitlenmedi. Yalnız orada korkudan açmak zorunda kaldı. Çünkü öbür türlü belki cehennem ejderi kuleye kilitlenebilirdi. O yüzden orada atmak zorunda kaldı açıkçası. İskelet ejderler ölene kadar orada onları eritin. Vur bir tane daha. Erit o şeyleri diyecektim. Eritemedi. İskelet ejderlere güvendim biliyor musunuz? Yani normalde oraya bir şey kesin atardım. Ama iskelet ejderlere güvendim. Demek ki bazen de güvenmemek gerekiyormuş arkadaşlar. Ummadık taş baş yarabiliyormuş. Fazla güven bizi sıkıntıya sokabilirmiş. Ah iskelet ejderler. Bir tazı daha attık ama zor ya. Bir cehennem daha. Yani tazıyla oraya ulaşmak zor. Madenci falan. Yani maçı devam ettirsek alırdık. Bana sorarsanız ama şu an için alamadık. İyi oyundu diyelim. Bir tane de kaybetmiş olduk. Yani her zaman kazanamayacağız ama orada iskelet ejderlerine güvenmiştim. O yüzden kaybetmek beni üzdü. Yani birazcık ben belki fazla pohpohladım. Ancak yine de iskelet ejderlerinin iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem hasarlarının artması hem alan hasarına karşı iyi olması. İskelet ejderlerini tazı da özellikle oldukça tercih ediyorlar. Tazı oyuncularının da iskelet ejderlerini eklemiyorlarsa destelerine eklemelerini tavsiye ederim. Genel olarak böyle bir videoydu. Son olarak hadi bir tane daha girelim arkadaşlar. Yani birazcık uzun olacak ama bir tane daha girelim. Süt adam destesiyle de şifacımızla da finali yapalım. Evet, Busaout.
Haydutla başladı. Bakın şöyle bir şey yapılabilir yine. Anka kuşunu buradan atıp sanki haydutu savunacakmış gibi bir imaj verip sonrasında haydutu yine ana kuleye çekebilirsiniz. Şöyle tertemiz bir şekilde sadece bir vuruşunu alarak ana kulemizi yine açtık. Özellikle bu deste şöyle bir şey diyebilirim. Haydutun olduğu bir deste tabi böyle biraz daha yukarı kupalardaysanız haydutun olduğu desteler genelde içinde farklı yakın menzilli kartları içeren de bir deste oluyor. Bakın bu destede Prens var. İşte Valkür var. Yani hepsi yakın menzilli kartlar ve ana kuleye kulemize giderse ana kulenin de çalışacağı kartlar. Yani ana kuleyi açmamız bize fayda sağlıyor. Ama mesela Kraliyet Devi'ne karşı oynuyorsunuz. Ana kuleyi açmanız hayalet dışında size fayda sağlamaz. Çünkü uzak menzilli kartlar olur genelde. Bir de balıkçı yine ama genelde çok fayda sağlamaz. Ama Prens, Valkür, Haydut yani hepsi kulemizin dibinden vurdukları için ana kulemiz çalışacaktır ve bize mükemmel fayda sağlayacaktır. Ki rakipte Mega Şövalye de var. Yani mutlaka ana kulenizi açın arkadaşlar. Ben yeri geldiğinde Kraliyet Devi'ne karşı bile yani X-Sey'ine karşı bile ana kule açarım. Ya da şöyle yapalım ya kart biriktirelim. Birazcık vuracak farkındayım ama sorun yok arkadaşlar. Toplayıcımız hayatta. O yüzden rahatım. Evet hızlı bir şekilde orada Mega Şövalye'yi indirdikten sonra bakın orada o ikisinin ölü canını bastık burada. Tabi orada tam hafiften şeyi ıskaladığımı gördüm. Anka kuşunu ıskaladım ama şifacımız vurarak da iyileştirir. Sadece inerek değil vurarak da iyileştirir. Zaten öfkeli şifacı. Yani orada golemi bile öldürmeyiz neredeyse. Golem bile kendini yeniler. Bu rejenerasyon muydu arkadaşlar? Kendini yenilemesi aynen. Re zaten geri falan oluyor. Yenileme oluyor tekrardan. Rejenerasyon gibiyiz gerçekten. Yani şifacı eşittir. Clash Royale'in rejenerasyonu. Kendimizi yeniliyoruz arkadaşlar. Kopan kolumuz tekrardan falan çıkıyor böyle. Biyoloji 9-10'da biyolojide vardı o konu. Evet. Galibiyetimizi aldık. Biyolojiyi de severim de. Geometriyi hiç sevmem arkadaşlar. Geometriyi yapabilseydim tıp kazanırdım. Yani potansiyelim temelim vardır. Yani geometrim iyi olsa tıp kazanırım ya o kadar net. En kötü diş hekimliği olurdu bence. Her neyse. Zaten 10 gün sonra da yaklaşık sınavım var. O yüzden arkadaşlar bu 10 gün yani yine video çekmeye devam edeceğim ama hani kupa kasmayı geçen sezon da tam olarak yapamadım. Kusura bakmayın. Bu sezon 10 gün sonra sınava girdikten sonra şifacımızı da iyileştire iyileştire kupada artık daha rahat bir şekilde dersleri de düşünmeden kasmaya devam edeceğiz. Yani öğrencilik halleri kusura bakmayın. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bayağı da uzun bir video oldu ama kartları denemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.